Merhaba arkadaşlar. Canlıların ortak özellikleri ikinci dersimize başlıyoruz. İlk dersimizde hücresel yapı ve beslenme konusunu işledik. Bu dersimizde de yine 20 dakikalık süre olarak ayarlayacağım ben bunu. Boşaltım, üreme gibi bu şekilde devam edeceğiz anlatmaya. O zaman boşaltımdan devam edelim. Şöyle yazalım isterseniz ilk önce boşaltım diye. Boşaltım, sizin de aklınıza geleceği gibi canlılar metabolizma olayları sonucunda bazı atıklar oluşturuyor. Bu atıklar eğer vücudumuzda birikirse bizlerde zehirli etki oluşturabilir. O yüzden bunları dışarı atmak zorundayız. O zaman boşaltım için şunu yazabiliriz. Metabolizma atıkları sonucu oluşan atıkların dışarı verilmesidir. Metabolizma olayları sonucu oluşan atıkların dışarı verilmesidir arkadaşlar boşaltım. Peki biz boşaltımı nasıl alacağız? Hangi olaylar boşaltımı örnektir? Örneğin idrar oluşumu boşaltım örnektir. Daha sonra sindirim sistemi sonucunda oluşan atıklarımız vardır. Sindirim sistemi sonucu oluşur atıklarımız. Daha sonra nefes verme sonucunda ne veriyoruz açığa? Karbondioksit ve su veriyoruz arkadaşlar. Bunlar da bizim metabolizma sonucunda oluşan atıklarımızdır. Daha sonra sadece bizden örnek vermeyelim isterseniz. Başka canlılardan da örnek verelim. Örneğin bitkiler. Bitkilerde yaprak dökümü. Bu bitkilerin yaptığı bir boşaltım olayıdır arkadaşlar. Yine bitkilerde oksijen alıp karbondioksit verirler. Yani solunum yaparlar. O yüzden solunum yani nefes verme dediğimiz olay yine bitkilerde de bir boşaltım olayıdır. Evet boşaltım bu şekilde. Boşaltım için özelleşmiş bazı organlar vardır. Mesela onlara da örnek verelim. Yazayım isterseniz. Boşaltım için özelleşmiş organlar. Bizlerde ne vardır boşaltım için özelleşen? Böbreklerimiz değil mi? Böbrekler boşaltım için özelleşmiştir. Daha sonra arkadaşlar bazı canlılarda, böceklerde Malpighi tüpleri dediğimiz tüpler vardır. Malpighi tüpleri. Daha sonra bir hücreli canlıları düşündüğümüz zaman tatlı sularda yaşayan bir hücreli canlılar. Bunlarda ise kontraktil koful dediğimiz, daha sonra yine işleyeceğiz hücre konusunda. Kontraktil koful dediğimiz bir organel vardır. Bu organel fazla suyu dışarı atar. İsterseniz parantez içinde şöyle yazalım. Fazla suyu dışarı atar. Kimlerde bulunur bu kontraktil koful? Hemen ona da şöyle yazayım kimde bulunduğunu. Bir hücreli protistalarda. Örnek verelim. Bunların arkadaşlar tatlı suda yaşamaları gerekiyor. Tatlı suda yaşayanlarda. Mesela amip, paramecium, öglena gibi canlılarda kontraktil kofu bulunur ve bunlar tatlı suda yaşadıkları için hücrelerinin içerisine fazla miktarda su girer. Bu yüzden de bu suyu kontraktil kofullarında depoluyorlar. Daha sonra bunları enerji harcayarak dışarı atarlar. Bu olayda bir nedir? Boşaltım olayıdır. Evet boşaltım dediğimiz ortak özellik bu şekildedir. Boşaltımı anlattıktan sonra geçelim bir diğer ortak özelliğimiz üremeye. Şöyle üreme yazalım. Üreme. Arkadaşlar üreme olayı şöyle söyleyelim. Canlılığın devamı için gerekli değildir. Yani bir insan veya bir canlı üreyemezse ölür diye bir olay yok. Üreme canlılığın neslin devamı için önemlidir. O yüzden ilk olarak önemli olan olayımız şudur. Şunu yazıyoruz. Canlılığın devamı için gerekli değildir. Dediğim gibi bir canlı üreyemezse ölür diyemiyoruz. Ama boşaltım yapamazsa bir süre sonra ölür arkadaşlar. Veya işte beslenmezse bir süre sonra ölür.
Üreme için, üreme dediğimiz canlının devamı için gerekli değil, sadece neslin devamı için gereklidir. Neslin devamı için gereklidir. Evet, üreme olayı canlıların nesillerini devam ettirmek için oluşturmasıdır arkadaşlar, üreme dediğimiz olay. Biz üreme olayını ikiye ayırıyoruz. Bunları daha sonra detaylı olarak göreceğiz ama ilk olarak şöyle bir başlık olarak yazayım. Birincisi eşeğli üreme. İkincisi de arkadaşlar eşeğsiz üremedir. Şimdi bakın, eşeğli yani eşli. Eşeğli dediğimiz üremede eş vardır. Yani iki ata vardır. İki atanın üremesi sonucudur. Üremesi olayıdır diyelim. Eşeğli üreme olayımız arkadaşlar. Eşeğli üremede iki farklı üreme hücresi birleşir. Örneğin sperm ve yumurta birleşir. Daha sonra yeni bir canlıyı oluşturur. Eşeğsiz yani eşsiz üremede ise tek bir ata vardır. Tek atanın üremesi sonucu oluşur. Oluşur veya üremesi olayıdır. Arkadaşlar, eşeğsiz üremede tek bir ata vardır. Burada işte ileride göreceğiz zaten mitoz bölünme ile birlikte. Mitoz bölünme sonucunda birey sayısını artırıyor. Evet, üreme dediğimiz olay da bu şekildedir. Ne gördük? Boşaltımı, üremeyi gördük. Devam edelim bir sonraki ortak özelliğimize. Bir sonraki ortak özelliğimiz organizasyon. Nedir organizasyon? Şöyle, vücudumuzda belirli bir düzen vardır arkadaşlar. Biz bu düzeni organizasyon diyoruz. Canlılar için mutlaka gereklidir bu düzen. Karmaşık bir organizasyona sahibiz biz ama tek hücreli canlıları düşündüğümüzde onlarda büyük bir karmaşıklık söz konusu değil tabii ki. Organizasyon dediğimiz zaman belli bir sıralama gelecek aklımıza. Şöyle arkadaşlar, atomlar birleşerek molekülleri oluşturur. Molekül. Moleküller birleşerek organelleri oluşturur. Biz tabii karmaşık canlılar için yazıyoruz. Organeller birleşerek hücreyi oluşturur. Hücre. Buradan sonrasını devam ettireceğim ama buraya kadar şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar, şu anlattığım şu kısım tüm canlılar için ortaktır. Tüm canlılarda ortak. Ama bundan sonra yazacaklarım sadece gelişmiş canlılarda ortak olacak. Hücreler birleşerek neyi oluşturacak? Organları. Organlar birleşerek arkadaşlar sistemleri oluşturacak. Sistemler birleşerek de neyi oluşturacak? Organizmayı oluşturacak. Yani bizim büyük canlımızı oluşturacak. Buradan hücreden sonra yazdıklarım dediğim gibi sadece gelişmiş canlılar için olan ortak özelliğimizdir. Evet. Mesela bununla ilgili şöyle bir soru gelebilir. İşte organlar tüm canlılarda ortaktır diyebilir. Yanlış. Tabii ki tüm canlılarda ortak değil. Ama işte atom, molekül, organel, hücre bunları derse, tüm canlılarda ortaktır derse bu doğru olacak. Geriye kalanlar tüm canlılarda değil, sadece gelişmiş canlılarda, kompleks yapılı canlılarda ortaktır. Boşaltım, üreme ve organizasyon kısmını işledik. O zaman şöyle devam edelim. Bir sonraki ortak özelliğimiz arkadaşlar metabolizma. Şöyle metabolizmadan devam edelim. Metabolizma. Evet. Metabolizma nedir? Metabolizma bizim vücudumuzda gerçekleşen yapım ve yıkım olaylarının tamamıdır arkadaşlar. Biz bunlara metabolizma diyoruz. Yapım olayları ve yıkım olaylarının tamamına metabolizma diyoruz. Yazalım isterseniz şöyle. Bir canlıda gerçekleşen yapım ve yıkım olaylarının tamamıdır. Arkadaşlar, metabolizma dediğimiz zaman ne dedik? Yapım ve yıkım olayları. Şimdi bunların özel isimleri var. Özel isim olarak mutlaka karşınıza çıkacaktır. O zaman şöyle ikiye ayıralım. Yapım diyelim. Şuraya da yıkım diyelim. Yapım olayı anabolizma. Yıkım olayı ise arkadaşlar katabolizma.
Peki nasıl aklımızda tutacağız? Nasıl karıştırmayacağız bunu? Anabolizma, yapım. Analarımız gelsin aklımıza arkadaşlar. Analarımız sürekli bir şeyler yapar. Temizlik yapar, bulaşık yıkar, işte ne bileyim yemek yapar. Analar nedir? Yapıcıdır arkadaşlar. O zaman ne oluyor? Yapım olayı anabolizma oluyor. Şuradaki anadan geliyor aklımıza. Zaten geriye ne kaldı? Katabolizma. Katabolizma da yıkım. Şuradaki yine K harfinden de yine sizi çağrıştırabilir. Peki yapım olaylarını örnek verelim. Vücudumuzdaki sorularda mutlaka çıkıyor yapım olayları, yıkım olayları nedir diye. Yapım olayları örnek olarak işte protein sentezi. Protein sentezi bir şey üretmek zorunda. Daha sonra işte karbonhidrat sentezi. Karbonhidrat sentezi. Fotosentez. Fotosentez, kemosentez. Dikkat ettiniz mi? İçerisinde hep sentez kelimesi geçiyor. Arkadaşlar kısaca şöyle diyebiliriz. Aslında bu bir ipucu olarak aklınızda kalabilir. Şöyle yapalım. İpucumuz nedir? İçerisinde sentez geçen olaylar yapım olayıdır. İçinde sentez geçen olaylar yapım olaylarıdır. Yani anabolizmadır. Bir tanesi hariç diyeceğiz. Unutmayın biyolojide istisnalar çoktur arkadaşlar. Hemen yazıyorum. ATP sentezi hariç. Neden bu hariç? Çünkü ATP solunum sonucunda oluşuyor. Solunum sonucunda oluştuğu için de solunum olayı bir yıkım olayıdır. O yüzden ATP sentezini alamıyoruz. Sorularda mutlaka ATP sentezini göreceksiniz. Yanlışlık olarak bunu işaretliyorsunuz. Gelelim yıkım olaylarına arkadaşlar. Vücudumuzdaki katabolizma yani yıkım olayları. İşte içerisinde yıkım kelimesi geçebilir ama bizim bilmemiz gereken solunum. Solunum dediğimiz hücresel solunum. Hücresel solunum sonucunda biz büyük molekülleri küçük moleküllere ayırıyoruz arkadaşlar. Daha sonra hidroliz. Hidroliz. Hidroliz nedir? Su ile parçalama. Bakın hemen kısaca gösterelim hidrolizi. Hidrosu demektir. Su. Liz ise parçalama demektir. Arkadaşlar hidroliz olayı su ile parçalama olayıdır. Dolayısıyla bu bir yıkım olayıdır. Zaten yıkım olaylarında hani yazabileceğimiz fazla bir şey yok. Solunum ve hidrolizi bilmeniz yeterlidir. Evet bu şekilde bizim metabolizma dediğimiz ortak özelliğimiz. Gelelim bir sonraki ortak özelliğimize. Bu da adaptasyon dediğimiz ortak özelliğimizdir. Yazalım şuraya adaptasyon. Arkadaşlar adaptasyon ortama uyum demektir. Canlılar yaşadıkları ortama uyum sağlamak zorundadırlar. Eğer uyum sağlayamazlarsa orada yaşayamazlar. Dolayısıyla ölüp ortadan kaybolacaklardır. Bir süre sonra hatta nesilleri tükenebilir. O yüzden adaptasyon mutlaka gerekli olan bir özelliktir. O zaman şöyle diyelim adaptasyon için. Canlıların ortama, yaşadıkları ortama uyum sağlamalarıdır. Mesela örnek verelim arkadaşlar. Suyun üstünde yürüyen veya işte suda yüzebilen kuşların ayakları perdelidir. Neden? Bu perdeler sayesinde rahatlıkla yüzebiliyorlar veya su üstünde kalabiliyorlar. Bu bir adaptasyon örneğidir. İşte şöyle yazalım. Su kuşlarının ayaklarının perdeli olması. Perdeli olması. Kurbağalarda da vardır aynı perde. Bu da bir adaptasyon örneğidir. Daha sonra arkadaşlar kutuplarda yaşayan canlıların daha açık renkli posta sahip olmaları. Mesela kutup ayılarını örnek verelim. Kutup ayılarının beyaz postlu olması. Beyaz postlu olması. Bu bir adaptasyon örneğidir. Örneğin yine develerin hörgüçlerinde yağ depo etmesi. Bu yağı parçalayarak gerekli su ihtiyacını karşılar. Develerin hörgüçlerinde su depo etmesi. Su depo etmesi. Ve son olarak da şunu yazalım. Kaktüslerin gövdelerinde su depo etmesi.
pardon şuraya yanlış yazdım. Develerin hörgüçlerinde yağ depo etmesi arkadaşlar. Yanlış yazdım buraya, özür dilerim. Evet, adaptasyon dediğimiz olay da bu şekilde canlıların ortama uyum sağlaması şeklindedir. Şimdi gelelim bir sonraki özelliğimize. Şimdi adaptasyon ve metabolizmayı anlattık. Benim burada bahsedeceğim bir konu daha var. Aslında metabolizma içerisinde bir konudur. Bazal metabolizma dediğimiz bir olay var arkadaşlar. Bazal metabolizma. Nedir bazal metabolizma? Hani çokça karşımıza çıkmaz ama bazen sorularda sorulabiliyor bazal metabolizma nedir diye. Bazal metabolizma bu. Şudur. Arkadaşlar, canlının dinlenme halindeki metabolizmasına biz bazal metabolizma diyoruz. O zaman şöyle yazalım. Canlının dinlenme halindeki metabolizma hızıdır. Mesela diyoruz ya bazen işte benim metabolizmam çok hızlı veya benim metabolizmam çok yavaş gibi cümleler kuruyoruz. Bunları neden kuruyoruz? Bazal metabolizmaya göre kuruyoruz. Bazal metabolizmanın ölçülebilmesi için bir insan için düşünelim. En az 12 saat önce yemek yemiş olması gerekiyor. Çok fazla hareket etmemesi gerekiyor arkadaşlar. Dinlenme halinde olması gerekiyor. Özellikle de yemek yeme dediğimiz olay 12 saat öncesinde gerçekleşmiş olmalı ki midedir, işte bağırsaktır bunlar çalışmasın. Böylelikle biz metabolizma hızını ölçmüş oluyoruz. Bazal metabolizma. Peki size sorabilir hangi canlılar bazal metabolizma halindedir diye örnek olarak sorabilir. Birkaç tane örnek verelim. Arkadaşlar, kış uykusuna yatan hayvan. Kış uykusuna yatan hayvan nedir? Bazal metabolizma halindedir. Hangi hayvanlar kış uykusuna yatıyor? Kurbağalar yatabiliyor, bazı yılanlar yatabiliyor, yine kutup ayıları yatabiliyor veya normal ayılar yatabiliyor arkadaşlar kış uykusuna. Kış uykusuna yatan hayvan kendini bazal metabolizma hızına ayarlar. Daha sonra yaprak döken ya da yaprak dökmüş diyelim. Yaprak dökmüş ağaçlar. Şimdi ağaçlardaki bütün işlevleri yapraklar yapar. Dolayısıyla yapraklarını döktükleri zaman, ki şu an kış ayları mesela, yapraklarını dökmüş birçok ağaç vardır. Bu ağaçlar bazal metabolizma halindedir. Minimum seviyede enerji harcarlar. Yine bir örnek daha verelim. Mesela size dedi ki anne karnındaki bebek. Anne karnındaki bebek dedi. Bu bazal metabolizma halinde olur mu sizce? Şöyle bir düşünün bakalım. Ben diğerlerini yazayım. Bir diğer örneğimiz tohum arkadaşlar. Tohum. Mesela fasulye tohumu, işte nohut tohumu. Bunlar nedir? Yine bazal metabolizma halindedir. Örneklerimiz bu şekilde. Şimdi anne karnındaki bebeğe gelelim. Biz anne karnındaki bebeği bazal metabolizma halinde alamıyoruz. Çünkü anne karnındaki bebek sürekli büyüme halindedir. Yani sürekli mitoz bölünmeler geçirir ve büyür. Bizim bazal metabolizma ölçebilmemiz için büyüme gibi olayların durmuş olması gerekiyor veya çok az miktarda olması gerekiyor. O yüzden anne karnındaki bebek bazal metabolizma halinde sayılmaz. O yüzden bunun üstünü çizdik. Mutlaka sorularda karşınıza çıkacak. Unutmayın. Evet, bu videoyu burada bitirelim. Geriye zaten çok az bir kısım kaldı. Onu da üçüncü bir video olarak çekeyim. Daha çok fazla uzun tutmak istemiyorum sizi. Eğer sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Oradan mutlaka cevaplarım. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.